Bu şefaatle ilgili emre teyit Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Hatta her gün okuduğumuz biliyorsunuz şey var. Ayetel Kürsi'de bile Allah şefaat yetkisinin sadece kendine ait olduğunu bilir, söyler. Ve ancak bir ayette der ki ne? Burada işte peygamberlere veya meleklere de şefaat yetkisi verebilir. Ama bu yetkileri Allah'ın hükümlerinin tersine bir şey yaptıramaz onlara. Bu olsa olsa şu olur. İşte ben 5 dereceli cennete düşerim. Resulullah bana şefaat eder. 1 dereceli cennete götürür. Ya yardım eder. Cehenneme giden adamı peygamber geri döndüremez. Öyle bir şey yok. Kafirin kafire şefaat edemez. Etmez. Herkes cezasını çekecek. Orada tolerans mülerans yok. Orada taraf maraf yok. Orada adalet var. Boynuzlu koyunun boynuzsuz koyundaki hakkını alırım diyor. Tabi bu teşbihtir. Boynuzlu da kendi yarattı. Boynuzsuz da koyunun ne suçu var? Ama bu bir teşbih derler bunu. Kimsenin kimsede hakkı kalmaz. Ama en büyük cezayı Allah'a ve Resulüne karşı işleyen bu zındıklar çekecekler. Bunu söyleyeyim. En büyük cezayı Allah ve Resulünün ayetlerini değiştirenlere gelecek. En büyük ceza onlara gelecek. Mehmet Yıldırım, peygamberimiz miraca çıktı demek şirk olur mu hocam demiş. Şirk olmaz ama yanlış bir bilgi, yanlış olur. Şirk koşmak Allah'a eş koşmak. Allah Resulü'nü miraca çıkarırsa kendi çıkarır zaten. Ama öyle bir şey yok. Hısra suresindeki anlam o değil. Allah ne diyor Hısra suresinde? Habibimizi bir gece aldık. İşte şu anda aklıma gelmedi. Bir mekandan bir mekana gönderdik. Ona hikmetlerimizi gösterdik diyor. Peygamber aleyhisselam da bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bir gece yürüyüşü, Isra. Zaten surenin adı da Isra suresi. Isra suresinde gece yürüyüşü demektir. Peygamberi bir gece Mescid-i Haram'dan aldık. Ha, Mescid-i Aksa'ya aklıma geldi. Götürdük. Ona hikmetlerimizi gösterdik diyor Allah. Şimdi bu şöyle de tevil edilebilir. Allah'a sığınarak söyleyelim. Hani duru görü yaşıyoruz ya biz. Bir yere gidiyoruz. Allah onu fiziken de götürmüş, getirmiştir. Hikmetinden biri budur. Belki de ışınlanma olayını Allah Resulü'nün üzerinde o hikmeti göstermiştir. Yani bunu böyle tevil edebiliriz. Değişik görüşlerle tevil edilebilir. Ama bu Allah'ın yanına gitti. Yok kapıyı açtı, karşısında kendini gördü. Yok efendim 50 vakit namazı 5 vakite indirdi diye masal okumanın hiçbir anlamı yok. Çünkü hepsi dipten başa yalan, yalan olduğu şuradan belli. 50 vakit namaz verir mi Allah? Yani yarım saatte bir namaza gideceksin. Yarım saat bile değil. 24 saatte 50 vakit namaz kılacaksın. Haşa, Allah bunu verdi ama peygamber yanına gelince onun hatırı için 5 vakit indirdi. Hikaye çok uzun da anlatmaya gerek yok. Çoğumuz duymuşsunuzdur. Ama yalan. Yalanı uydur gitsin. Hani gitmiş orada 45'e düşürmüş, 40'a düşürmüş. Geri dönerken Musa demiş ki 40, senin 40 vakit namaz kılamaz ümmetin, git biraz daha indir demiş. Geri dönmüş gitmiş 30'a düşürmüş. Geri gelmiş İsa demiş ki git. Geri gelmiş 20'ye, geri gelmiş bilmem ne. Ya bu oyuncak mı be? Nasıl yalan üretiyorsunuz ya? Nasıl yalan üretiyorsunuz ya? Allah'ın söylediklerinde bir şaşma görülmez. Şaşkınlık kendilerinde olan bir takım zevatların kendi ürettikleri, şeytanın ürettiği şeylerin peşine düşünce şaşkınlığa uğruyorlar. Onun için Allah'ın ayetlerini okumak lazım.